E sizinle devam edelim. Şimdi masadan kim kalkabilir? Kim kimi kalkmaya zorlar? İşte tüm bunlar çerçevesinde aslında Sayın Kavuncu'nun verdiği mesajları konuşuyoruz. Şimdi geçen hafta hatırlayacaksınız İmamoğlu ve Mansur Yavaş için Kübra Par'ın eski bir siyasetçiye dayandırarak ortaya koyduğu bir senaryo vardı. Ne kadar gerçekçi diye onu evet. konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. İşte onlar adına... Onların haberi yokken imza toplanacak, önlerine konacak, aday olmaları sağlanacak vesaire gibi. Şimdi de eğer İyi Parti teşkilatı Akşener için diyelim ki milyon imza topladı ve önüne götürdüler genel başkanın bunu reddedebilir mi Akşener? Ya da nasıl bir tablo doğurur acaba? Vallahi ya ben öyle bir senaryoya başvurabileceklerini düşünmüyorum. Yani bunu mesela Mansur Bey için ya da İmamoğlu için konuşabiliriz. Ee, öyle bir şey mümkün olabilir ama Akşener Parti'nin genel başkanı. Ve dolayısıyla altılı masayı e, hepsini böyle ayaklarını birbirine bağladılar. Hukuki Bey dedi ya hani, e, hani bağlayan HDP değil mi? Evet yani e, bu masada kalkan hain ilan edecek kendilerince. Ya da işte Yeni faturası Mağlucu, ona çıkacak Mağlubiyetin ha. sorumlusu olacak O yüzden bu, bu imza meselesi Doğrudan aksiyonel masadan kaldırmaktır ee, Ben dolayısıyla böyle bir şey olacağını Düşünmüyorum eğer öyle bir şey olursa ki Zaten 1 milyon imza falan gerek yok Çoklu adayla seçme giderler Ve çoklu adayla gittiklerinde de Meral Hanım Zaten genel başkan olarak doğal aday Kendi grubu var ee, Grubu olduğu için de imzaya da gerek yok ee, direkt aday olabilir. Keza e, Kılıçdaroğlu zaten aday olur. Diğerleri de muhtemelen imza toplayarak aday olmak isteyeceklerdir. Çünkü başka seçenek kalmayacak. Ama eğer masada karar verilecekse ve masada e, gerçekten bir kazanma taktiği üzerinden mi karar verilecek? Yoksa Hulki e, Bey'in gayet isabetli söylediği gibi kendi genel başkanlarını korumak adına hamle mi? Hepsi iç iş içe geçmiş durumda. O yüzden de hani böyle e, masayı çözmek artık bir uzmanlık e, gerektiriyor. Aslında hedefleri yani, de galiba mecliste çoğunluğu alabilmek ve tabi bu etraflarında bu genel başkanların etraflarında dolaşan şu andaki parti görevlilerinin veya olmayanların hedefi meclise kapağı atabilmek, milletvekili olmak. Tamam. Yani cumhurbaşkanlığını bence gözden çıkardılar. Doğru. Ama ben şimdi mesela şeyin ee, ya sayın mesela Gültekin Uğursal için bu olabilir. 3-5 milletvekili sokmak ya da Temel, ötekilerde, temel Bey için. Ötekiler de seçilemezse. Ama şimdi Davutoğlu başbakanlık yapmış bir Davutoğlu'nun kariyer planlaması eğer CHP Konya milletvekili olarak hayatını sürdürmekse geçmiş olsun. Yani ben Başka ne olabilir ki? Hani pes derim. Valla. Hasan Basri Hocam pes derim. Yani e, hani gerçekten hani kariyer planlamanız sizin antitezi olduğunuz bir siyasette siz devam ederken gelip tekrar e, şeye, anti şeye antitezi olduğunuz partiye karşı işte başbakanlık yapmışsınız, genel başkanlık yapmışsınız. Sonra gidip oradan CHP Konya milletvekili oluyorsunuz. Yani ha bir örneği var Abdülhatif Şener. Bir örneğimiz var. E, Deniz o yüzden Deniz Baykal'da Deniz ben, Baykal'da bir ihtimal yok demiyorum ama ben kendimce şey diyorum yani Hani ben kendi peslerim onu söyleyeyim yani çünkü hani bu kadar gürültü bu muydu yani bu muydu hepsi bu muydu e Deniz Baykal var Antalya Milletvekili yıllarca genel başkanlık O CHP'den canım ama Deniz AK de, Partiden Antalya, Antalya Milletvekili olsaydı biraz komik olmaz mı başkan olarak? Şimdi bu siyasi bu siyasi, bir tane örneği var bunun mesela kendi partisinde başbakanlık yapıp sonra gidip başka partinin aday olan Yıldırım Akbuluttur. ANAP'ta başbakanlık yapıp DYP'den aday oldu. E, Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu da CHP şey Genel mi? Başkanlık Sonradan Anavatan Partisi Genel Başkanı AK Parti'den ayrılıp grup kurdu. bir Yani ama siyaseten hani, örnekleri var. Sonuçta hani ben Erkan Mumcu Genel Başkanı değil miydi ya? Mehmet Ağar'la iki partiyi birleştirmek istedi. Bir AK Parti'den ama ayrıldıktan ayrılıp sonra ayrılıp oldu. Hı. 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 Grup Hı. kurdu ya ee, şimdi burada o yüzden masada bir sürü şimdi masada aslında iki tane temel parametre var. Böyle baksak galiba daha kolay çözeceğiz. Parametrelerden bir tanesi altılı masa üzerinden Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi diğer parametre de parti içi dengeler. Yani bir yandan böyle hani dışarıya camdan bakıyorsan bir yandan da evin içini kollamak zorundasınız. Bu parti içinde mesela iyi Parti içinde geçerli. Bu CHP için de geçerli. Ee, bir yandan da parti içi o dengeyi korumak e, şey var. Ağırlığı var. Dolayısıyla böyle hesap e, o kadar birbirine girmiş ki ama ben netçe itibariyle mesela sizin sorduğunuz soru üzerinden ben Sayın Akşener'in ne hani parti Akşener e rağmen böyle bir şey yapabilir ne de bence Akşener bunu kabul eder. Ha şöyle olursa bir çatı adaylıkta uzlaşı olmaz ise ve çoklu adayla hadi gidelim derse o zaman ister imza toplasın işte grup kararı olsun. Onun bir önemi yok. Aksine her halükarda aday. Ama burada da işte e, şeyi diyorum yani mesela en son altın masada ne çıktı? E, ortak adayla seçme gidelim. Bence bu çok bir şey ifade etmiyor. Mesela bana en etmiyor. Bu bir yöntem. Yani çata adayla seçime girme yöntemini tekil olarak o masada bulunanların hepsi zaman zaman zaten söyledi doğru olan çatı adayla gitmek. Orada bir temenni oraya derc etmeleri çok bir şey ifade etmiyor. Sonuç evet. böyle o çatı adayda da uzlaşı olacak mı olmayacak mı? Şimdi, Şimdi baktığımızda e, masaya konuşacağız. Aday olmak e, o tereddütü var. Toplantıdan sonra ne yansıdı ayrıntılı ha, bakacağız o zaman, zaman aksiner, müsaadenizle bir, tamam. Mansur Yavaş açıklamasından Elbette. sonra e, Sayın Kavuncu'nun CHP kanadından Faik Öztrak'tan gelen açıklamayı da izleyicilerimizle paylaşalım. Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha kuvvetli bir şekilde altı çizildiği gibi milletimiz emin olsun. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. cumhur 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır. Şimdi CHP kanadından gelen mesaj bu. E Buğra İyi Partili Buğra Kavuncu'nun sözlerine. Öte yandan tabii Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir e, paylaşım oldu. E, Star Wars filminin dünyaca ünlü oyuncusu Mark Hamill'den sürpriz bir destek geldi. Hamill takipçisinin ricası üzerine Mansur Yavaş kazansın paylaşımı yaptı. Yani bir yandan da böyle bir e, durum da var. Yani kimileri Mansur Yavaş kazansın diye şimdiden çalışmalara başlamış gibi görünüyor böyle. ünlü işte simalarla bir takım mesajlar Vallahi da veriliyor. Be, Buyurun. Ben, be, bence e, bence Faik Öztürak da noktayı koymuş Başak Hanım. Yani Mansur Yavaş belediye başkanı olarak seçildi derken yani biz onu öyle seçtik ona o gömleği biçtik. Kimse başka gömlek biçmesin. Selam. Burak Kavuncu <laughs> sorusu üzerine söylüyor bunu zaten. Sen Ankara gazetecisisin. Bu önemli medyada. Siyasette nokta diye bir şey var mı ya? Yok abi. E o zaman noktayı koydu nasıl oldu? Yok <laughs> yok yo, yani noktayı parti olarak kendilerince Bak, koydular. Siyaset nokta öyle. Yok. Siyaset öyle Her bir. Bildim. Siyaset <laughs> öyle bir alan ki ölümsüzlüğün yakalandığı bir yer. Ben ha. öyle politikacılar biliyorum geçmişten ya siyasetten çekildi, siyasetten öldü falan diyorsun. Sonra başka bir partinin içinde en önemli ikinci üçüncü görevlere tabii geliyor. Tabii var, tabii. Siyasette ölüm diye bir şey yok. O yüzden nokta hiç yok. Yani bugün öyle söyler, dün böyle söylemiştir. Ee, Abi yani şeyde Öztürk... Yok haklısın mesela Demirel, rahmetli Demirel. Cumhurbaşkanından sonra epey yani bir günü sokakta 9. Cumhurbaşkanı olarak sürekli açıklamalar, kabuller falan. Sonra birinde hani böyle artık yürüme zorluğu da var yaşı itibariyle. Ee, programda gençler soruyor. Ya siz tekrar siyaset sahnesine dönecek misiniz? Niyetiniz var mı? Hani yaşınız buna müsait mi? Verdiği cevap şu. Binala ne? beni koşturacak mısınız? <laughs> Zihnim gayet yerinde. Yani ben olmayacağım demiyor. İki ikisinin yardımıyla yürüyor. E, Beyinde yani de beni koşturacak mısınız diyor. Ya yani, tamam bedenen değil ama beynim yerinde diyor. O yüzden ben siyasette tecavüt diye bir şey olmadığını ha. Katılıyor. Onun için de noktayı koymuş olamaz yani. Virgül. <laughs> <laughs> yani Peki, Öztürak koyduğu virgül. Belki <laughs> <laughs> hani e, kavuncuya adrese teslim bir cevaptır. Ha eğer devamı gelirse bu tartışma derinleşir. Yani büyür. Peki, bakalım yani ne Bu görelim. saatten sonra hala çıkıp başka bir iyi Parti yöneticisi ya evet ya Mansur Yavaş iyi, iyidir, hoştur hani onu alırız falan derse o zaman çarşı karışır. Peki. Ya Şimdi bir şey soracağım. Buyurun. Bak Başak Hanım'ın izni olursa bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi biz bunları bütün medya gibi biz de tartışıyoruz. Muhalefet cephesinde birin, adayını söylemiyor ama birinci turda seçilecek bir aday tartışması fazla öne çıkmıyor. Bir taraftan deniyor ki anketlere bakarak çoğuna AKP'nin oyları düştü. Yok %29 şu oldu bu oldu. Erdoğan eridi bitti falan deniyor ama bu doğruysa bu cümle Arkasından şunu söylemeleri gerekir. İkinci doğru cümlenin gelmesi gerekir. Ya biz kimi koysak aday kazanır Erdoğan'a karşı. Ama bunu diyemeyen bir yapı var muhalefette. Şimdi buna da çok kızacaklar belki ama ya kardeşim bak şimdi ben sizin aranızda değilim. Erdoğan'la sizin aranızda taraf tutuyor değilim. Ey Cumhur İttifakı, ey Millet İttifakı. Ama buradan baktığımız zaman ya kardeşim eğer Erdoğan gidiyorsa AKP'nin de oyları yere düştüyse, çok çok azaldıysa sizin şunu demeniz gerekir. Ya biz Meral Hanım'ı da, Kemal Bey'i de, başkasını da aday koysak, ceketi bile koysak, hani siyasette çok yaygın bir teşbih bu. Bir ceketi bile koysak, boş ceketi, Erdoğan'a karşı birinci turda seçilir demesi lazım. Biz bu yapıyı, bu düşünce yapısını görmüyoruz. Yani o zaman sen niye oynuyorsun? Demin dediğim gibi mecliste çoğunluğu alalım, daha çok kişiye milletvekilliği dağıtalım. Dağıtacağımız o imparatorluk listesi, o milletvekili listesine isim evet. yazmak. Oraya girebilmek çok önemli. İnsanlar da bütün bu faaliyetlerini o listeye girebilmek için yapıyor. Şimdi peki ikinci tura kalırsa kim kazanır? Sen birinci turda kazanacaksın. Kazanamadığın ikinci turda Akşener'le Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ya da bir başkasıyla Erdoğan ikinci tura kalsa ne oluyor? E bunların hesabını yapıyorlar mı bilmiyorum. Fakat gördüğüm birinci turda biz öyle bir aday çıkaracağız ki Erdoğan'ı ezip geçecek diye bir inanış, inanç yok orada. Yani ya da Peki. varsa ben görmüyorum. Yani beraberlik parol parolasıyla <laughs> maça çıkıyorlar. <laughs> Peki. Şimdi efendim e, altılı masa son toplantı. Buna bakacağız. Altılı masa dediğimiz altı lider demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik. İşte Kılıçdaroğlu'nun masayla ilgili saydığı ortak noktalarda ekranımızda ben de az önce ifade ettim. Bir aradayız diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Şimdi Karamollaoğlu'nun sahipliğinde. itirazı var mı? Efendim? Burada herhangi birimizin itirazı olabilir mi ya da çıkalım sokağa 10 kişi çevirelim onundan herhangi biri ben demokrat değilim faşistim. Yani bana, tabii insan ama onların canı cehenneme kulak yerim. Tabii biraz önce de, ya, yerim. de çatır çok çatır böyle, yerim. Çok üst başlık gibi yani detaylarda ne var somut. Ya onu söylüyorum bak başakanım. Bunlar... Gerçekten onu söylüyorum bana kızıyorlar da. Evet ben de tam onu söylüyorum. Yani şimdi gidin İran İslam Cumhur şey İran e, şey cumhuriyetine orada e, şeye sorun İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanı reisi ya da e, şeyin başındaki adama o ulemanın başındaki adama sizde demokrasi yok mu der bizim uyguladığımız demokrasi der. Git Putin'e sor burada der. Yani siz şimdi neye göre neye göre neye göre nasıl tarif ediyorsunuz? Peki. Bana sorsanız mesela gelmiş geçmiş en büyük demokrat Recep Tayyip Erdoğan'dır ya. On iktidarında ona söylenmeye hiçbir şey kalmadı. Hala bugün gazetelerin yarısının manşetinde adama söylemediğini bırakmıyorlar. Televizyonun yarısında adama söylemediğini bırakmıyorlar. Bir de çıkıp ona diyorlar ki tek adam diktatör. Ya diktatör ülkesine sen bunu nasıl söyleyebilirsin ya? Hayatında ya diktatör görmedin ya dayak yemedin. Hadi buyur. Ben de demokrasi böyle bakıyorum. Ben ben nereye koyacaksın şimdi? Bana nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Kürek cezası mı? çalışma kampı mı? Ne düşünüyorsunuz mesela? E bir tanesi söyledi. O yüzden ya. de bakın. Sen onun cevabını Onu verdi. Bunu niye söylüyorum? CHP'li birisi Engin Özkoç cevabını verdi ya. İktidara geldiğimiz zaman. Hepinizi not ama... ettik diyor. Evet hepinizi not ettik diyor. E bana yazdı işte Demokrat Parti ilçe başkanı sıra sende kendi kolla dedi. Dayak, dayak atmak için. Ya Cemal Engin Latif ve saldırdıktan sonra ben de protesto etmek için bir tweet attım. Altına sıra sende dedi. Kendini kolla. Şimdi e şimdi ona göre de demokrasi benim ağzımın ortasına vurmak. Kolluyor musun kendine? Vallahi. Kendimi yani, kolla demiş. Kolluyor musun? Yani Allah benim de abi, yani beni koruyor. O anlamda yok. Kendimi koruyorum. Yani Başak Hanım kadar olmasa da ben de ben de yakın dövüş biliyorum. E uzaktan saldırırlarsa hiçbir şey yapamam o zaman. Allah yardım için. Ah Hakan Bey de bize katıldı. Dolaş da, şunu çok ha harika. Şimdi çok, çok, çok o yüzden de. Başak Hanım ya çok özür dilerek çok araya giriyorum ama hakik hakikaten bunu biraz da kendime dert edindim. Tamam. Yani diyorum ki ya arkadaş ya mesela dün, dün, de söyledim ya şimdi mesela e, şey dersiniz mesela hani e, çikolata dersiniz değil mi hepimiz severiz. Ama mesela ben karamel hayatta yemem. Benim küçük kız bir tere yemez ama aslında çikolata seviyoruz değil mi hepimiz? Ama içine ne koyduğumuzla ilgili bir şey. Demokrasi nasıl tanımlıyoruz abi? Tarım Kredi. Nasıl tanımlıyoruz? Mesela ha? hani demokrasi <laughs> içini nasıl dolduracağız? Tarım Kredi kooperatiflerinde çikolata satılıyor mu? gitmedim abi daha. Ha indirim oldu mu? İnan bilmiyorum. Ay olduysa gidelim çikolatayı e, oradan yarın alalım. Gidelim. Yoksa yarın gidelim. Ha buradan ha. duyuru yaparım. Çikolata fiyatlarını indirin. Be Dolayısıyla şey de <laughs> Yani başa Hanım O yüzden de diyorum abi bunların altı dolmadan ee, gerçekten hani bir çatı adaylık meselesi var. Sorun olarak duruyor. Bir de hani böyle kavramlar ya daha önce mesela adayı tanımladılar. Ya Allah aşkına böyle şey olur mu ya? Kutuplaştırmayacak. Ondan konuşacağız, sonra eşit konuşacağız. olacak Onları da birazdan Biyaka konuşacağız. sahip olacak? Melik Bey ama eee Hakan kim der ya ben beceriksizim. Diyelim.